Mülakat soruları video serimize kritik bir soruyla devam ediyoruz. Sizi neden işe alalım? Bu soru açık ve net bir soru gibi görünebilir ancak cevaplaması gerçekten zor sorulardan bir tanesidir. Unutmayın bu sorunun tek bir doğru cevabı yok ancak etkili bir cevap için izlemeniz gereken net bir yol haritamız var. İlk olarak şunu söylemem gerekli. Sizi neden işe alalım? Mülakat sorusuna lütfen jenerik cevaplar vermekten uzak durun. Çünkü bu pozisyonu çok istiyorum ve sahip olduğum yetenekleriyle bu pozisyona en çok uyan adayın ben olduğumu düşünüyorum. Elbette öylesiniz. Öyle olmasaydınız zaten mülakatçının karşısına oturuyor olmazdınız. Ancak inanın bana bu cümleleri neredeyse her aday söylüyor. Sizi diğerlerinden ayıracak ve mülakatçıyı can evinden vuracak güçlü bir cevaba ihtiyacınız var. Lafı uzatmadan söyleyelim. Bu soruda yapmanız gereken şey tam bir satış konuşmasıdır. Başvurduğunuz firmanın hangi ihtiyacına cevap olacaksınız? Problemleri için nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Hangi yetkinliklerinizle diğer adaylara göre daha fazla fayda sağlayacaksınız? Bunları net bir şekilde açıklayarak mülakatçıyı ikna etmeniz şart. Ama nasıl? Adım adım yol haritasını açıklıyoruz. İlk yapmanız gereken şey ihtiyacı belirlemek. Bakın bu bölüm gerçekten çok önemli. Bu bölümde anlatacaklarımızı yapabilirseniz sadece etkili bir cevap vermekle kalmayacaksınız mülakatı geçme şansını da çok büyük oranda artmış olacak. Firmanın ne istediğini, nasıl bir aday aradığını çok iyi analiz etmek gerekti. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için en iyi yöntem elbette iş ilanında yazılanları okumak ve pozisyonun ne gibi gereklilikleri olduğunu analiz etmektir. Ancak bu maalesef yeterli değil. Sadece iş ilanına bakarak bir firmanın gerçek ihtiyacını anlamak pek de mümkün değil. Açıkçası iş ilanları yayınlanırken hazır metinler kullanıyor ve firmanın gerçek ihtiyacı ya da arka planda yatan ihtiyacı pek de yazılmıyor diyebiliriz. Bu nedenle ihtiyacı belirlemek için diğer bir yöntem ise sizi mülakata davet eden İKCI'yi konuşturmak. Sizi mülakata davet etmek için aradıklarında lütfen arayan kişiyi pozisyon hakkında biraz daha konuşturun. Ne aradıklarını sorgulayın. Hatta gerekirse tekrar arayıp biraz daha bilgi almaya çalışın. İşe başlayacak aday hangi süreçlerden sorumlu olacak? kimle çalışacak ya da işten ayrılan birinin yerini mi dolduracak gibi sorularla mülakatçıdan bilgi almaya çalışın. İnanın bu sorularla normal iş ilanında paylaşılan bilgilerden daha fazla bilgi toplayacaksınız. Gerçek ihtiyacın ne olduğunu öğrenme fırsatınız olacak. Diğer bir yöntem ise eski bir çalışan ile iletişime geçmek. LinkedIn üzerinden daha önce o departmanda çalışmış biriyle iletişime geçin. O kişiden o departmanda ne iş yapıldığını, ne gibi adayların tercih edildiğini, hangi özelliklerin arandığını öğrenmeye çalışın. Hatta o kişinin LinkedIn profilini inceleyerek o şirkette ne gibi işlerle uğraştığını öğrenin. Sonuç olarak bu 3 ana yöntemle temel ihtiyacın ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlama fırsatımız var. Bu kısım gerçekten önemli. Hangi mülakata giderseniz gidin, bu bölümü muhakkak deneyin. Faydasını göreceksiniz. Sonraki adım nispeten daha kolay. İhtiyacı belirledikten sonra ikinci adımımız bu ana ihtiyacı karşılayacak sahip olduğunuz bilgi ve becerileri tespit etmek. Bir sürü güçlü yönünüz ya da benzersiz özellikleriniz olabilir ancak bu mülakatçının gerçek ihtiyacını tam olarak karşılamayabilir. Bu nedenle bu soruya nokta atış yaparak az önce tespit etmiş olduğunuz ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak bazı güçlü yönlerinizi ön plana çıkartmanız gerekli. Sektör deneyiminiz, görevleriniz, teknik yetenekleriniz, sosyal becerileriniz, kritik başarılarınız, ödülleriniz, eğitim ya da sertifikalarınız. Çok önemli ya da vurucu bulduğunuz 3-4 tane ana maddeyi seçerek cevabınız için bir kombinasyon oluşturacağız şimdi. Son adımımızda ise bu seçmiş olduğunuz bilgi ve beceriyi desteklemek için hayatınızdan örnekler yani kanıtları etkili bir dille mülakatçıya sunmalısınız. Unutmayın sizi niye işe alması gerektiğini öğrenmeye çalışan bir mülakatçıyı ikna etmek istiyorsanız ona gerçekten çok etkili örnekler vermeniz gerekli. Başarılı olduğunuz projeleriniz, üstlendiğiniz sorumluluklar, yüksek satış performansınız, geliştirdiğiniz yeni ürünler, tasarladığınız bir mobil uygulama ya da müşterilerinizin memnuniyet oranı gibi örnekler olabilir bunlar. Bu gibi etkili kanıtlar ile diğer adaylara göre mülakatçıyı daha kolay etkiniz altında bırakacaksınız. Cevabımızı nasıl tasarlamamız gerektiğini öğrendiğimize göre gelin bir örnekle daha da somutlaştıralım. Hem sizin anlattıklarınız hem de benim daha öncesinde yapmış olduğum araştırmalara dayanarak bu pozisyonda zorlu müşterileri ikna edecek, ürünler hakkında hem teknik bilgisi hem de iletişim becerileriyle yüksek satış performansı gösterecek bir satış temsilcisi arıyorsunuz. Daha önceki işlerimi düşündüğümde bu ve benzer pozisyonlarda 2 yıllık iş deneyimine sahibim ve bugüne kadar çalıştığım iki şirkete de çok önemli katkılarım olduğunu düşünüyorum. Hatta son şirketinde 6 ay boyunca şirketin en çok satış yapan çalışanlarından biri oldum ve en yüksek primi yaparak 3 kez ayın prim şampiyonu olarak ödül aldım. Bu anlamda şirketinizde de fark yaratacağıma inanıyorum. Örnekten de anlaşılacağı üzere önce pozisyonda ne arandığını anladığınızı, pozisyon ihtiyacını anladığınızı göstereceksiniz. Ardından da kendi bilgi ve becerilerinizi ön plana çıkararak ve bunları örneklerle destekleyerek mülakatçıyı etkiniz altında bırakmaya çalışacaksınız. Böylece aranan özelliklerle sizin bilgi ve becerileriniz örtüşmüş olacak. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi ve örnek görmek istiyorsanız birbaşkayıkıllar.com'a koyduğumuz yazıyı ziyaret edebilirsiniz. Onu da açıklamalara koyuyorum. Hepinize mülakatlarınızda başarılar.